Merhaba arkadaşlar. Yeni bir webinarla daha karşınızdayım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Daha önce sizlerle beraber bu ay içerisinde bir webinar daha yapmıştık. Önceki ayda iki webinarımız daha vardı. Bir ikinci webinarımız Eylül ayı içerisinde. Utku'nun da bugün müjdelediği gibi Ekim ayında da webinarlarımız devam edecek. Tekrar duyurusunu yapmış olayım ben de. Bunun için sizlerden talep gelen konular bizim için önemli. Hangi konularla ilgili webinarlara ihtiyacınız varsa lütfen onlardan bize bahsedin, yazın. Sanırım bir anket hazırlayacak Utku ya da hazırladı. Oradan yazarsanız biz de önümüzdeki ay o konulara değinmeye çalışacağız. Evet, daha önce neler yaptık? Sizlerle beraber osilatörlerden gidiyoruz ya da göstergelerden gidiyoruz desem daha doğru olur. Biliyorsunuz Forex piyasasında iki türlü analiz var. Bunlardan birisi temel, bir diğeri teknik analiz. Ben daha çok teknik analiz kısmında sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Teknik analiz, daha önce de söylediğim gibi belli başlı parametreler yardımıyla fiyatların önceki değerlerine bakarak sonraki değerlerini tahmin etmeye yarayan, genel kitlenin algısını anlamaya çalışan ve piyasanın yönünü tahmin etmeye çalışan çeşitli grafiklerden oluşuyor aslında. Matematiksel değerlerden oluşuyor. Matematiksel değerleri oluştururken herkes, daha doğrusu bu göstergeleri bulan her çalışmacı kendine göre bazı değerler bulmuş. Bu değerleri kullanmaya uygun görmüş. Ve biz hala daha örneğin bugün göreceğimiz 1950'lerde bulunmuş skostatik stokastik osilatör. Bu osilatör hala daha kullanılmaya devam ediyor ve oldukça fazla traderin ilgisini çekiyor. Daha önce nereden bahsettik? Moving Average'lardan bahsettik sizinle beraber. RSI'den bahsettik, MACD'dan bahsettik ve Momentum'dan bahsettik. Bunlarla ilgili grafiğe nasıl oturtacağımızı, değerleri nasıl kullanacağımızı ya da nasıl kullanmayacağımızı, bize nasıl ve ne zaman sinyal üreteceği ile ilgili bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bugün yine aynı şekilde stokastik ve Bollinger Band'dan bahsedeceğim. Bu iki göstergeyi ne şekilde kullanmalıyız? Ve bu göstergelerle ilgili nasıl sinyal üretebiliriz? Bu sinyalleri ya da al, sat veya işlemle nasıl çıkabiliriz veya girebiliriz konusunda bize neler gösterir? Bunu anlamaya çalışacağız. İsterseniz stokastikle başlayalım. Ben yine sizin ekranımı paylaşayım ve Metatrader üzerinden anlatayım. Evet arkadaşlar, şu anda Metatrader'i açtım. Daha stokastik osilatörünün göstergesini eklemek için ne yapmam gerekir? Ekle, göstergeler, osilatörler kısmında. Stokastik. Evet. Açtığımda karşıma şöyle bir pencere gelecek önce. Bu pencere ne anlama geliyor? Önce bu pencereyi okumaya çalışalım. Yüzde K zaman aralığı demiş. Yüzde K zaman aralığı stokastik osilatörünü birazdan göreceğiz. Ana çizgiyi oluşturuyor. Yani kesiksiz olan temel çizgiyi oluşturuyor. Ve bu bir grafiği aslında gösteriyor bize. Hesaplanırken şöyle bir parametre ile hesaplanıyor. Son kapanış fiyatından en düşük fiyat çıkarılıyor ve bu değer en yüksek fiyattan en düşük fiyatın çıkarılmasıyla oluşan değere bölünerek hesaplanıyor. Yani bunun kaç günlük ya da kaç saatlik kaç 4 saatlik dilimde yapmak istiyorsanız bunu buraya giriyorsunuz.
İlk açılışta 5'e 3 şeklinde geliyor. Buraya kesikli olan çizgiyi, yani genel olarak sinyal çizgisi deniyor. Onu ekliyorsunuz. Bu da bize stokastik osilatörünün ortalamasını veriyor. Yani aslında onun bir şekilde moving average'ini veriyor bize. Bunu ne şekilde vereceği, burada simple veya eksponansiyel olarak yine moving average'larda olduğu gibi seçebiliyoruz. Bir ekleyelim. Olduğu gibi bir ekleyelim. Evet. Şu an 4 saatlik grafikte ekledim. Karşıma şöyle bir pencere çıktı. Pencerede ne görüyorum? Bakın K değeri mavi çizgiyle, kırmızı çizgiyle de D değeri, %D değeri gösterilmiş. Bunlar bir aşağı bir yukarı son olarak hareket etmiş. Fakat ilk bakışta benim o kadar kafamı karıştırıyor ki, yani sürekli aşağı yukarı hareket etmiş, aşağı yukarı hareket etmiş. Yani şu anda bu basic temel değerlerle çok sağlıklı bir gösterge değil arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim size. Göstergeleri olduğu gibi değil de tecrübeler sonucunda kendimiz, kendi vereceğimiz değerlerle kullanmamız çok daha iyi sonuçlar verecektir bize. Peki ne yapalım? Tekrar gelelim ve göstergenin özelliklerini değiştirelim. Örneğin 5 değil de genel olarak kullanılan 21 yapalım. Şurada 5 yapalım veya 8 yapalım. Bir görelim. Bakın ne oldu? Daha az salınımlı bir gösterge elde etmiş olduk. Yani stokastik göstergesi arkadaşlar, az önce söylemeyi unuttum, 0 ile 100 arasında salınıyor. Hiçbir zaman 0'ın altına veya 100'ün üstüne çıkmıyor. Ama bu illaki o değerlere geldiğinde alınacak veya satılacak anlamda taşımıyor. Stokastik göstergesinde genel olarak kullanılan birkaç yöntem var. Onlardan biraz bahsedeceğim. İyice göstergeyi biraz daha anlatayım. Şimdi bakın ne oldu? Biz K değerini 21, diğer değeri de 8 yaptık. B değerini. Ve az önceki salınımlı, çok fazla salınımlı görüntüden şimdi biraz daha doğru düzgün sinyaller üreten bir göstergeye kavuştuk. Bu çok daha makul ve mantıklı bir gösterge haline geldi. Peki burada ne yapacağım? Bu grafiği ve bu göstergeyi ne şekilde okuyacağım? Nasıl değerlendireceğim? Nasıl alsat sinyal oluşturacağım? Nasıl pozisyona girip pozisyondan nasıl çıkacağım? Şimdi arkadaşlar, birkaç çeşidi var stokastikle işlem yapmanın. Bunlardan bir tanesi, yani 80 değerinin üzerine çıkarsa sat. Bir diğeri 20'nin altına düşerse al. Yani ilk kullanım şekli bu şekilde. Tekrar söylüyorum. Yani şurada gördüğünüz 20. Eğer 20'nin altına düşerse alıyoruz. 80'in üstüne çıkarsa satıyoruz. Çünkü aşırı alım veya aşırı satış bölgesine geldiği söyleniyor fiyatın. Bu birinci kullanımı. Ben böyle mi kullanıyorum ya da böyle kullanmayı doğru buluyor muyum? Bunu grafiklerle siz kendiniz de aslında göreceksiniz. Fakat çoğunlukla doğru sonuç vermiyor gibi geliyor benim tecrübelerime göre. Örneğin bakalım Japonya'da neler olmuş. Şöyle geçmişe gidelim. Evet. Bakın. Yani şurada al vermiş. Evet. Al vermiş. Şurada al vermiş. Yani şurada al vermiş. Kötü yakalanmış. Şurada al vermiş. Şurada al vermiş. Bakın.
Şurada. Şurada daha vermiş. Olmamış. Yani şurada al vermiş. Burada belki. Yani şurada. Evet. Aslında güzel salınmış gözüküyor. Fakat şu tip trendlere yakalandığımızda, bakın sat, hayır, sat, hayır, sat, hayır, sat, hayır, sat, hayır. Yani şurayı kaçırmış oluyoruz. Trendi kaçırmış oluyoruz. Buradaki dalgalanmada sattığımızda eğer pozisyonları bir an önce terk edemezsek, yani bunlar çok scalp hareketler, 15-20 piplik hareketler, o kadar bile değil belki de, yakalanmış olabiliriz. Yine bakın şurada yakalanmış olabiliriz. Şurada yakalanmış olabiliriz. Evet, ne dedik? Birinci strateji 80'in üzerine çıkınca sat sinyali oluşturuyor. 20'nin altına düşünce al sinyali oluşturuyor. Bunu uygun göremiyorum. Hayır. Ben şimdiye kadar bunu çok defa yanıldığına şahit oldum. Bunu kullananların çok defa yanıldığına, bu şekilde kullananların çok defa yanıldığına şahit oldum. O yüzden çok uygun görmüyorum. Bir başka stratejiden bahsedeyim o zaman, stokastik osilatörü ile ilgili. O da 20'nin altındayken yukarı kırdığında, yani 20'yi yukarı doğru kestiğinde almak veya 80'in üzerindeyken 80'i aşağı doğru kestiğinde satmak. Bu biraz daha makul bir strateji olabilir bir öncekine göre. Bakalım isterseniz. Bakın. Şurada aldık. Eğer stomuzu ilk kullanabilirsek şurada işleme girmiş oluyoruz. Bir düşmüş ama tekrar yukarı gitmiş diyor. Evet, yine bakın burada. Şurada şu civarda alabiliriz. Özellikle kırmızı çizgiyi onu da birazdan söyleyeceğim. Veya şurada satılabilir. Şurada da satılmış ama bakın bu doğru sinyal oluşturmamış. Yine şurada satılmış. Bu doğru bir sinyal oluşturmuş. Yani yüzdeye vurduğum zaman İkinci söylediğim stratejinin, yani 80'i aşağı kestiğinde, 80'den aşağı düştüğünde satmak veya 20'den yukarı çıktığında almak daha mantıklı bir alım satım sinyali oluşturabilir. Yüzdesi daha yüksek bir alım satım sinyali oluşturabilir stokastik osilatör için. Tabii şu an bu değerleri biz 21'e 8 olarak girdik ama bunun kaliteye göre, zaman dilimine göre, o an bulunan şartlara göre değişeceğini unutmayın. Bunu en iyi gözlemleyecek olan sizlerse, bunu gözlemlerken mutlaka stokastik osilatörünü açıp farklı farklı değerlerde uygulamanız gerekir. Ama benim size tavsiyem çok düşük değerlerde kullanmayın. Çok fazla zikzak olacak çünkü o zaman sürekli bir sinyal üretiyormuş gibi görebilirsiniz ama bunların hepsi sahte olabilir. Çok yüksek de kullanmayın. Yani ortalama size önerebileceğim 15 ile 35 arası değerler uygun olabilir. Şeyi peki düşük olanı nasıl hesaplayacağım? Neye göre kullanayım diye sorarsanız 20, yani genelde 3'e bölmeye çalışın arkadaşlar. Yani yaklaşık 3'e bölün. Örneğin 20'ye 8, 20'ye 7 de olabilir. 30'a 10 veya 35'e 11 gibi olabilir. Ya da 15'e işte şöyle gördüm, 15'e 5 gibi kullanabilirsiniz. Yani 3'te 1 şeklinde kullanırsanız olabilir. Evet, gelelim stokastik osilatöründeki 3. işlem stratejisine. Birinci ne demiştik? Birinci de 20'nin altına düştü, al sinyali oluşuyor. 80'in üzerine çıktı, sat sinyali oluşuyor demiştik. İkincide ne demiştik? 80'i aşağı kestiğinde sat, 20'yi yukarı kestiğinde alt sinyali oluşuyor demiştik. Üçüncü stratejide ise arkadaşlar
Her osilatörde olduğu gibi neye bakıyorum? Uyumsuzluklara bakıyorum. Benim en çok biliyorsunuz önem verdiğim, en çok üstünde durduğum konulardan bir tanesi uyumsuzluklar. Osilatörlerdeki uyumsuzluklar. Bakalım. Birlikte bakalım yine uyumsuzluklarla ilgili. Eğer işinizde sinyal grubunda olan varsa geçtiğimiz günlerde 104'lü seviyelerden, 104-30 civarından ne demiştik? Japonya'nın USD-JP'ye alınabilir demiştik. Bakın o sinyali oluştururken daha birkaç veriden daha faydalandım ama şuradaki osilatör dikkatimi çekmişti. Osilatörün hareketi açıkçası dikkatimi çekmişti. Neydi bu? Ne demiştik? Daha önce de söylemiştik bunu. Bakın. Fiyat tam 1, 2, 3, 4 kere dip yapmış. Fakat osilatöre baktığımda yukarı gidiyor. Yani o fiyatla paralel hareket etmiyor. Fiyat 4 kere dip yapmış. Artık 4. dipten sonra bir tepki gelmiş. Neden tepki gelmiş? Çünkü hayır gidemiyor belli yani. Fiyat aşağıya gidemiyor. Osilatör yukarı gidiyor kendi kendine. Bu RSI de böyleydi. Stokastik de böyleydi. Bakarsanız. Burada ne dedik o zaman? Dedik ki burada artık USD/JP'ye alınabilir. Ve 104.30 civarından alıp 105'e kadar taşımıştık. Şu an üst karda gözüküyor pozisyon. Fakat 105 civarından çıkmıştık. Genel trend yönü son zamanlarda aşağı olduğu için çok fazla tutmadık pozisyonu. Burada çok net bir sinyal oluşturmuş. Aslında. Ne bakalım. Bakın. Burada aynı şekilde. Burada da bir sinyal oluşturmuş. Bakın burada. Burada da. Sinyal oluşturmuş. Yani fiyatın dönüş hareketine başlayacağını açıkçası bize osilatör ne yapmış? Çok iyi haber vermiş. Bize bu kadar iyi haber veriyor da biz neden işlemlerimizde hata yapıyoruz? Neden hata yapıyoruz? Neden? Bunu belki başka bir webinar konusu olabilir ama kısaca anlatmaya çalışayım. Aslında grafikler bize oldukça güzel sinyaller veriyor. Fakat biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yani bakın şuraya bakalım. Şu sinyal burada gelen 1, 2, 3. Tamam. Üçüncü de belki girilebilir. Biraz aşağı gitmiş. Yani bu dayanılabilir. Şu 50 pip kadar bir aşağı yapmış. Sonra yukarı çıkmış. Yani dördüncü de artık iki kademeli alım yapılabilirmiş mesela. Bu ne zaman oluyor? 18 Eylül'de oluyor. Peki bakalım 18 Eylül'den önce bakın ne zaman olmuş? Benzer bir durum. 10 Ağustos. Peki 10 Ağustos'ta 18 Eylül arasında iki defa işleme girebilir misiniz? Aslında bakarsanız USD/JP'ye göre konuşuyor. Japonya'ya göre konuşursak evet iki defa işleme girmek zorundasınız. Çünkü buralarda bu osilatörden faydalanırsanız herhangi bir sinyal yok. O zaman kapatacaksın. İşlem açmak zorunda değilsin. Yani bir ayda sinyal grubunda yaklaşık bir ayda 8 maksimum 10 işlem açıyoruz. Maksimum. Evet çok nadiren. Ve ortalama 200-250 pip kar elde ediyoruz. Sürekli. Mart ayından bu yana 2500 pip kadar kardayız. Peki neden? Bunun temel sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar sürekli işlem açmıyoruz. Sürekli işlem açarsak mutlaka kaybedeceğiz. Şimdi bakın 10 Ağustos'ta oluşmuş. 18 Eylül'de oluşmuş. Bakın burada 24 Temmuz'da oluşmuş. Yani
Sürekli değil. Ara ara. Bakın. 3 Haziran'da oluşmuş. Yani neredeyse ayda bir tane fırsat oluşmuş. Peki bu ayda bir tane fırsatlardan yani ben yakalasam yeterli gelmez mi? Gayet de yeterli gelir. Demek ki osilatörler, göstergeler aslında bize çok güzel sinyaller veriyor. Fakat biz neden değerlendiremiyoruz? Çünkü sürekli işlemde kalmak istiyoruz, sürekli işlem yapmak istiyoruz. Bu hastalıktan kurtulmamız gerek arkadaşlar. Bunu başka bir webinarın konusu olarak diğer arkadaşlar da faydalansın diye anlatmak isterim. O yüzden şimdi burada daha fazla konuyu uzatmadan ve saptırmadan tekrar stokastik osilatörüne geliyorum. Stokastik osilatörü iki ana eğriden oluşuyor. Bir tanesi düz çizgiyle oluşan ana eğri. Bu ana eğri belli bir periyotta 2-3 parametrenin birbirinden çıkarılıp bölünmesi, çarpılmasıyla hesaplanıyor. İşte son kapanış fiyatını en düşük fiyattan çıkarıyorsunuz. Bunu en yüksek fiyat ve en düşük fiyat farkını bölüyorsunuz. Bunu da belli bir zaman periyodunda yapıyorsunuz. Yani 20 tane bar periyodunda, yani 20 günlük, 20 saatlik, 20 tane 4 saatlik periyotta yapabilirsiniz. Veya 15 veya 13 fark etmez, size bıraktım ama en iyi değerin 15 ile 35 arasında olacağını söyledim. Sonra bunun hareketli ortalaması hesaplanıyor. Yani bu değerin hareketli ortalaması hesaplanıyor. Bu da yaklaşık 3'te 1'i olarak alırsanız uygun olacaktır diye az önce konuşmuştuk. Stokastikte işlem stratejileri nelerdi? Birincisi 20'nin altına düştü, al, 80'in üstüne çıktı, sat. İkincisi 20'nin altındaydı bir süre, sonra yukarı kırdı 20'yi, al. 80'in üstündeydi bir süre, aşağı kesti 80'i, sat sinyali oluşabilir. Üçüncüsü bütün osilatörlerde olduğu gibi daha önce de özellikle vurguladığım tutarsızlıklar, yani fiyatın burada olduğu gibi fiyat art arda dipler yapıyor ama osilatörde böyle bir şey yok. O yukarıya doğru gidiyor gösterge. Bu durumda bir aksilik var ve trend yönü geçici bir süre değişebilir. Sinyalini almamız gerekiyor. Evet. Stokastik osilatörü ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız olursa webinar bitiminde zaten cevaplamaya çalışacağım. Şimdi bunu kapatıyorum. Evet, gelelim bir başka göstergeye. O da Bollinger bandı. Bollinger bandı da arkadaşlar yine bize fiyat eğilimini gösteren bir band. Adı üstünde, evet, fiyat bandı. Nereden oluşuyor? Aslında temelde moving averajlardan oluşuyor. EMA'lardan oluşuyor. Bollinger Band 1980'lerde sanırım bulunmuş. Çokça fazla kullanan var Bollinger Band'ında. Ekleyelim ve görelim. Trendten ekleyebiliyoruz onu. Yani açtığımızda parametre olarak 20. Yani 20 seçili olarak geliyor. Bu ne anlama geliyor? Yani 20 ortalama 20 günlük. Yani 24 saat. 20 barlık. Daha önce bu son konuyu anlatmıştım. Geriye doğru 20 bar hesaplıyor. Sapma, burada standart sapmadan bahsediyor. 2. Sapma 2 olduğunda ne oluyor? Hemen görelim. Şimdi 3 tane aslında averaj oluşuyor. Moving averaj oluşuyor. Buradaki 2 standart sapma, ortadaki 20 arkadaşlar, şu an 20 seçili olduğu için ortadaki averaj 20, moving averaj 20. Üstteki artı 2, alttaki eksi 2 standart sapmaya göre hesaplanmış eğriler. Artı 2, eksi 2. Neden artı 2, eksi 2? Çünkü biz burada ne yaptık? 2'yi seçtik. Eğer buna 3 deseydik, o zaman artı 3, eksi 3 olacak. Bakın sayı arttırdıkça bandın genişlediğini dikkat edin.
Yaz arttıkça da kuantum daraldığına ve artık saçma sapan bir görüntüye geldiğine dikkat edin. İki olarak seçelim. Şimdi geldiği gibi kullanalım bakalım neler olmuş. Evet arkadaşlar yine Japonya'yindeyiz. Bakalım nasıl bir hareket görüyoruz. 4 saatlik de günlük de ve saatlik de inceleyelim. Önce 4 saatlik inceleyelim. Bandın yapısını anlamaya çalışalım. Benim ilk bakışta gördüğüm şu var. Bir kere pilot hareketleri sanki bandın dışına çıkmamış. Çok nadiren çıkmış. Bandın dışında pek fazla böyle yani buralarda mesela şuralarda grafikler band buradayken biz grafiğin bu grafiğini şurada falan görmüyoruz. Örneğin. Hep bandın içinde. Bakın nadiren, çok nadir. O zaman şunu diyebilir miyiz Bollinger bandı ile ilgili? Fiyatın bant içine dönme gibi bir eğilimi vardır. Ya da bant içinde hareket etme gibi bir eğilimi vardır. Bu ne demek? Yani aslında bunu diyebilir miyiz derken bunu biz demiyoruz. Bunu kullananlar ya da bunu ortaya atanlar bu şekilde dile getirmişler. Bant dışına çıkışları görelim. Bakın şurada bir bant dışına çıkış var. Hemen bandın içine geri dönmüş hareket. Birincisi bu. Yani Bollinger bandı ile ilgili temel kuram bu. Yani bantın dışına çıkan hareket şuradaki gibi bantın içine geri gelir. Bunu kullanabiliyorlar. Sağlıklı mı? Bence değil. Bandın dışına her çıktığında yani şuradaki çıkışları düşünelim. Bandın dışına çıkmış ama fiyat hareketi aşağı yönlü devam etmiş. Birincisi bu. Bu şekilde işleme girenler ya da işleme işlem açmayı tavsiye edenler var. Bunun çok doğru bir davranış olduğunu ben düşünmüyorum. Çok doğru bir veri oluşturduğunu da düşünmüyorum. Evet, bir diğeri Bollinger bandının fiyat hareketi şöyle hasbiyle bakalım. Birlikte bakalım. Fiyat hareketi özellikle 4 saatlik ve günlükte bunu anlayabiliriz. Herhangi bir bantta devam ediyorsa o bantta bir süre daha devam edecektir. Yani trend var anlamına gelir. Mesela burada işte şuradan itibaren ne yapmış? Bant üst banta yapışık bir şekilde gidiyor. Bakın üst bantta devam etmiş yani. Ortanın değil de üst bandın içinde daha doğrusu devam ediyor. Bir süre burada belki bu trendi yakalayabiliriz. Yani bakın şurada. Günlükte bakmak daha faydalı olacaktır. Yani buna saatlikte falan bakmayın. 4 saatlikte nadiren günlükte belki olabilir. Bakın şurada alt bantta gidiyor fiyat. Yani buralarda falan işleme girilebilir. Ama stop koymak şartıyla yoksa her zaman olacak diye bir şey yok. Bakın burada alt bantta gidiyor. Devam etmiş hareket alt bantta. Yine burada işte üst bant hareketi var. Böyle alt bantta gidiyor sayılır. Fakat dönüşler var. Gibi yani ikinci strateji biraz daha makul ve mantıklı. Nedir bu? Eğer bant hareketi ortayla üst arasındaysa daha doğrusu bir süredir yani geriye doğru işte ne bileyim 5, 7, 8 gün boyunca hep yukarıda yani üst bantta barlar açılıp kapanmışsa orta bantla üst bant arasında ilerliyorsa fiyat bu arada bir yukarı doğru trend olabilir. Burada alım yönünde bir işlemde ne yapabilirim? Bulunabilirim. Bakın şurada da işte atıyorum, baktım, izledim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gün izledim. 8 gün boyunca fiyat yukarı gitmiş. Yani burada işlem açabilirim. Stopumu nereye koymalıyım? Orta bandın biraz altına koymanızda fayda var. Stop noktanızı orta bandın biraz altına koyabilirsiniz. Eğer bu tabii mesela diyelim ki şurada işleme girdim. 130 bölgesinde. Orta bandın altı nerede?
99.30. Yani 100 piplik bir SL koydum. Ne yapıyorsunuz? SL'niz eğer 100 piplik koyacaksanız orada marjin yönetimi ve ne yapmanız lazım? Hesaplamanız lazım. Ona göre lot işlemi açmanız lazım. Evet, ikinci strateji böyle. Yani üst bantta veya alt bantta bir hareket varsa o bant hareketin devam edeceğini varsayabilirim. Geriye doğru birkaç güne bakıyorum. Yani şurada. Evet, satabilirim. Yani alt bant hareketi devam ediyor. Veya şurada alabilirim. Birkaç gün baktıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hep çıkmış. Burada önemli olan paritede değerlendirerek, örneğin Japon yeni'ne bakıyorsanız yaklaşık 7-8 gün önerdim. Yani 7-8 gün boyunca herhangi bir bantta hareket etmişse o inanın biraz daha hareket edecektir. Fakat stop koymayı unutmayın. Diğer paritelere de bakıp kendiniz değerlendirebilirsiniz. Yani bant hareketine ne şekilde tepki vermiş ya da kaç gün boyunca bant hareketine devam etmiş. Ona bakarsınız. Evet, ikinci strateji böyle. Üçüncü strateji oldukça kullanılan bir strateji orada. O nedir? O da üst banttan gelen bir hareket orta bandı kesip aşağıya değiyorsa satış sinyali, alt banttan gelen bir hareket orta bandı kesip yukarı çıkıyorsa alış sinyali olarak değerlendirilebilir. Evet, bu stratejiyi de fena bir strateji değil ama yani yatay trendlerde sizi yanıltabilir. Burada şunu yapmanızı öneririm. Mesela şöyle bir yerde işlemeye gireceksiniz diye. Şu noktadasınız, şu aralıktasınız yani. Yatay bir hareket var. Stop noktanızı mutlaka alt ya da üst bandın biraz üstüne koymak zorundasın. Çünkü burada hareketin aşağı mı yukarı mı olacağı ile ilgili herhangi bir fikir oluşmuyor. Fakat bir süre yatay var. Mesela aşağıdan yukarı kesmiş, yukarı devam etmemiş. Yukarıdan aşağı kesmiş, devam etmemiş. Yukarı kesmiş, devam etmemiş. Aşağı kesmiş, devam etmemiş falan filan. Yani bu tip yerlere rastlarsanız o zaman ciddi zararlara uğrayabilirsiniz. O yüzden mutlaka tekrar hatırlatıyorum ki stop noktanızı mutlaka koyun. Nereye koyun? Bandın biraz üstüne veya biraz altına. Veya bandınızın standart safhasını 3 yapın. Tam banda koyun gibi. Bakalım. Deneyelim onu. Yani daha gördüğünüz gibi 3 yaptığında daha mantıklı sonuçlar verdi bu bölgede. Evet, tekrar söylüyorum. Bu da 4 saatlik zaman diliminde saatlikte çok olmayacaktır yine arkadaşlar. Olur ama çok fazla olmayacaktır. Çok dalgalanma olabilir. Çok dalgalanma yaşatabilir size. 4 saatlikte kullanılabilir bir strateji olarak karşımızda duruyor. Bandın orta noktasını aşağıya kestiğinde sat, yukarı kestiğinde al sinyali oluşabilir. Ve Bollinger bandı ile ilgili son söyleyeceğim strateji de şu arkadaşlar. Bandın eski haline geliyor. Band daraldığında fiyat hareketi bir yöne doğru patlayacak demektir. Bakın, bantta daralma ne anlama geliyor? Banttaki daralmayı sakın, bakın uyarıyorum, asla gözle bakmıyorsunuz. Yani banttaki daralma, gözümle burada baktım bant daralmış. Yani bu olmaz. Bu çok yanıltıcı bir şey. Banttaki daralma ne demek? Arkadaşlar, banttaki daralma şu demek. Bakın, buradayız değil mi? Bandın üst bandı 109.20, alt bandı 107.60. Kaç pip? Yaklaşık 140 pip. Buradayız. 107.90,
%40-50. Evet. Bandın daralmasını mutlaka pip hesabıyla yapıyoruz arkadaşlar. Bandın daralmasını gözle yapmıyoruz. Gözle yaptığımızda bilmiyorum bu örneğine rastlar mıyız ama müthiş bir yanılma yaşayabiliriz. Yani. Zaten grafik oluşurken mesela şurada size hiç band daralmış gibi gelmez normalde. Şu hareket olmasaydı, bu hareket olmadan önce. Bandın daralmasını mutlaka ne yapacakmışız? Pip hesabıyla yapacağız. Yani üst ve alt banddaki açıklığa pip olarak bakacağız. Bu önemli. Evet, band daraldıktan strateji ise şu. Band daraldıktan sonra fiyat herhangi bir yöne kırılım gösterecektir mutlaka. Bu yaklaşmıştır anlamında. Burada nasıl bir strateji izleyebilirsiniz? Yani trend yönünde. Arkadaşlar şimdi nasıl trend yönünde? Şöyle. Bu fiyat düşüş trendinde. Doğru mu? Şuradan itibaren belli ki bir düşüş trendinde. Eğer düşüş trendindeyse bu fiyat şurada bandın daraldığı yerde tekrar ne yapacağım? Düşüş trendine devam edeceğini öngörebilirim. Asla trend yönüne zıt işlemler ne yapıyoruz? Yapmıyoruz. Trend yönünde işlemler yapıyoruz mutlaka. Bunu anlamak için ne yapabilirim? Daily'de Bollinger Band'ın alt veya üst noktada olup olmadığına bakabilir. Yani Bollinger Band'ın altında mı üstünde mi? Örneğin şu zaman aralığına bakalım şimdi. Şurada inceleyelim. Bakın burada bir üst band hareketi var. Doğru mu? Şurada. Yani geniş bir aralık buraya. Şurada bir alt band hareketi var. Bu alt band hareketini birkaç gün gözlemledikten sonra neden gözükmeli acaba? Bir sene öncesiymiş. Neden erişemediğimi çok anlayamadım. Fakat demek istediğim şu, yani bir süre, yani şu son zamanlarda bakalım artık. Başka bir paritede bir alt bant veya üst bant hareket bulalım. Örneğin şurada. Euro dolarla. Ne demiştik? Bu zaman aralığında bir uptrend vardı. Yani yukarı doğru bir trend vardı. Bu trendi biliyorum. Günlük grafikte gözlemledim. O zaman burada Bollinger Band'ının daraldığı yerler bulup trend yönünde hareketli yani trend yönünde bir tarafa doğru hareket edeceğini kestirebilirim. Bu yönde işlemler açabilirim. Tersi de olabilir. Tersi de olabilme ihtimaline karşı mutlaka ne yapıyorum? Stop noktamı koyuyorum. Ama her zaman
Eğer illa işlem açılacaksa bu şekilde açılmalı, bu stratejiyle. Evet, Bollinger Bandı ile ilgili de size tam olarak 4 tane strateji sundum arkadaşlar. Ne çeşit işlem açacağınızla ilgili. Şimdi sorularınıza bakmak istiyorum. Varsa şu an benim gördüğüm kadarıyla yok. Fakat biraz bekleyeceğim. Sorularınızı bekliyorum. Varsa sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Evet, sanırım soru yok. Bir tane geldi. Selamlar demiş. Yakın zamandaki iki sinyal için işlemi neden açtık ve neden kapattık? Açıklamanız mümkün mü? Birisi karla, birisi zararla kapandı. Evet. Birisi cad cevap. Biri out nezede işlemiydi. Birisini karla, birisini zararla kapattık. Neden açtık, neden kapattık? Aslında buna şu şekilde cevap vereyim. Arkadaşlar, yani araştırma ekibi olarak şimdi sinyalleri oluştururken bazı parametrelerle, bazı grafik ve göstergelerle birlikte oluşturuyoruz. Ve bu göstergelerde bir uyumsuzluk ya da bir aksilik gördüğümüz zaman o işlemi SL ya da TP noktasının önünde kapatmayı uygun gördüğümüzde kapatabiliyoruz. Neden kapatıyoruz? Yani daha fazla zarar etmemek için kapatabiliyoruz veya mutlaka kârdaysa kârımızı alabilmek için kapatıyoruz. Ama sorduğunuz sorunun asıl cevabını şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki aydan itibaren yeni bir çalışmamız var. Yani orada tüm sinyalleri tek tek neden açtık, neden kapattık bunları anlatacağız. Hazır olun. Orada çok güzel bir şekilde sinyallerin nasıl oluştuğunu, nasıl oluşturduğumuzu, neden açtığımızı, neden kapattığımızı sinyaller üzerinden detaylı bir şekilde anlatacağım. Merak etmeyin. Umarım oraya katılırsınız. Orada bunlara daha net bir cevap oluşur. Fakat bugün size en azından şeyi söyleyeyim. CHP işlemini neden açtık, neden kapattık? Bunu söylemeye çalışayım. Şimdi CHP işlemini yaklaşık nerede açmıştık? Yani evet, şu bölgede. Yani aşağı yönlü bir hareket bekliyorduk. Genel, çünkü eğilim o yöndeydi. Fakat daha sonra özellikle şu 4 saatlik barın oluşmasıyla yani hareketin yukarı yönde devam edeceğine dair ve şurada ki omuz baş omuz formasyonunu görebiliyorsunuz. Özellikle saatlikte daha da belirgin. Bakın şurada bir omuz baş omuz formasyonu gördük. Oluşmaya başladı. Biz bunu oluştan tahmin etmiyorduk. Yani işleme girdiğimiz yerde şu noktada aşağıya doğru bir hareket başlıyorduk. Yani bu Bollinger bandıyla bakmadık tabii. Onu kaldırayım da o yüzden. Bu hareketin devam edeceğini öngörüyorduk. Aslında biraz da devam etti fakat daha sonra formasyon değişti ve omuz baş omuza doğru, daha doğrusu ters omuz baş omuza doğru, ters oboya yani toboya doğru döndü. Burada toboyu gördükten sonra artık burada bir işlemi ne yaptık? Kapattık ve ne dedik?
yani şuradaki boyun kısmı kadar daha yukarı gidebileceğini öngördük. Az zararla kapatalım diye düşündük. Şimdi mesela bu şekilde yani basitçe. Merhaba. Arkadaşlar stratejimizle ilgili çok fazla soru geliyor fakat şöyle söyleyeyim yani bu stratejiler yoğun bir emek, çalışma, sabır, zaman ve parayla oluşturuldu. Nasıl parayla oluşturuldu? Yani yılların tecrübesi ve açıkçası bunları öylece söyleyebilmek çok zor. Siz de hak verirsiniz ki bu stratejilerin bir emek karşılığı kazanıldığı ortada. Çünkü bakın kaç aydır hiç zararımız yok. Bu yüzden bunlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz ve stratejimizi gerçekten sizlere anlatmak istiyoruz. Fakat bunu herkese anlatmak istemiyoruz açıkçası. O yüzden ilgililere ve gerçekten bir webinar düzenleyip oradaki insanlara bunları anlatmayı planlıyoruz. Yani stratejimizi pat diye de şu an söyleyemem açıkçası. Bunun için biraz sabredin. Önümüzdeki Ekim ayında düzenleyeceğimiz webinarlara katılmayı deneyin. Sinyal grubuna nasıl dahil olabilirim demiş Yusuf Eydoğan. Sinyal grubuna şu an hangi gruptasınız bilmiyorum ama Utku size bu konuda yardımcı olacaktır. Bir formumuz var, onu doldurabilirsiniz. Sinyal grubu TİKMİ kullanıcıları için geçerli mi değil mi? Sinyal grubu TİKMİ kullanıcıları için geçerli fakat başvuruda bulunmanız gerekiyor. Ücretsiz aslında. Eğer TİKMİ kullanıcısı iseniz yani sinyal grubu için başvurup veya iletişime geçip oraya geçebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Teşekkür etmişler. Ben de teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorgulamaktan ziyade sinyalin çalışma sürecini anlayabilmek. Evet, sinyallerin çalışma sürecini anlayabilmeniz için bir çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki ayı bekleyin. Ekim ayından itibaren işin aslı size 6 ay boyunca balık tutmayı öğretmek üzere bir yola çıkacağız. Eğer oraya katılırsanız bu arada emin olun sinyallerin nasıl oluştuğu ile ilgili çok ciddi bilgiler öğreneceksiniz. Teşekkür etmişler arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Şöyle bakayım. Arkadaşlar sinyal grubuna katılmak için bilgi@exitforex.com adresine talebinizi iletebilirsiniz. Tekrar ediyorum. bilgi@exitforex.com adresinize sinyal grubuna katılmakla ilgili talebinizi iletebilirsiniz. Topluluğumuza üye olmak isterseniz de exitforex.com adresinden katılım formunu doldurabilirsiniz. bilgi@exitforex.com adresine talebinizi iletiyorsunuz sinyal grubuna katılmak için. Topluluğa üye olmak için zaten exitforex.com adresine form doldurarak üye olabiliyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar. İyi sonlar diliyorum. Görüşürüz.